i̇bn Sina Haybin Yaksan Kardeşlerim, Haybin Yaksan öyküsünü yazmam konusundaki ısrarlarınız sonunda direncimi yendi. Benim sizleri sürekli atlatmak, bu önerinizi üzerimden atmak için bağlandığım düğümleri çözdü. İşte bu konuda size boyun eğiyorum, Tanrı'nın yardımıyla. Yurdumda oturduğum zamanlarda, arkadaşlarımla çevremizde bulunan bir gezinti yerine çıkma fırsatı bulmuştum. Burada dolaşırken gösterişli ve sevimli. Muhteşem bir ihtiyar gördük. Yaşı ilerlemiş. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına karşın çökmemiş. Dinçliğini korumuştu. Üzerinde yaşlılığın olumsuz bir etkisi görünmüyordu. Üstelik ihtiyarlığı kendisine yaşlılığa özgü bir olgunluk ve güzellik vermişti. O da bu olgunluk ve güzelliği en yüksek biçimde gösteriyordu. İçimden onunla konuşma, onunla görüşüp tanışma isteği geldi. Kanım kaynadı. Hemen arkadaşlarımla yanına doğru gittik. Ona yaklaşınca bize kendisi selam vererek bu konuda öne geçti. Bizimle son derece güzel ve açık bir biçimde konuşmaya başladı. Sözler birbirini açıyordu. Söz, kendisinin kim olduğunu tanımaya ne iş yaptığını, adını sanını, nereli olduğunu sormaya, öğrenmeye geldi. Adım sanım Yaksanoğlu Haydır. Betül Maktistenim. İşim evrenleri gezmektir. Bu gezintilerim nedeniyle bütün evrenin gerçekliğini kavramış, her nesneyi öğrenmiş bulunuyorum. Gezilerim ve öğrenmelerim sırasında yüzümü sürekli babama yaksana tutardım. O bütün bilimlerin anahtarlarını eline vermiş, evrenlerin yollarını göstermiş olduğundan iklimlerin ufukları önümde açıldı. Tümü bana bir anda göründü. Kendisiyle birçok bilimsel sorunu konuştuk. Kendisinden bilginin birçok gizli ve derin yönünü sorup öğrendik. Söz feraset bilimine gelmişti. Bu bilimdeki saptamaları bizim büyük bir hayranlık duymamıza neden oldu o bizim bu bilimdeki bilgimizin en son ve yüksek noktasını oluşturan yerden söze başlayarak dedi ki Feraset bilimi yararların peşin olan bilimlerinden biridir. Bu bilim insanların iç yüzlerini gizlediklerini hemen ortaya çıkarır. Bu bilime bakarak insanlara karşı nasıl hareket edeceğini, nasıl bir tavır takınacağını belirler. Ona göre gerekirse o adama yaklaşır, gerekirse ondan uzaklaşırsın. Bu bilim şunu gösteriyor. Sende bir takım huylar vardır. Bunların kimi senin yaratılışındandır, kimi de yaratılışından gelmeyip sende sonradan ortaya çıkmıştır. Eğer sana iyileştirici bir el değerse seni temizler. Sen de temizlenebilirsin. Ama senin önüne bir aldatıcı düşecek olursa onun ardından yanlış yollara gidersin. Çevrende bulunan, senden ayrılmayan şu arkadaşlarının kötü arkadaşlardan olduklarına hiç kuşkun olmasın. Onlardan yakanı sıyıramayacaksın. Onlar senin başını derde düşüreceklerdir. Eğer yardımına yetişilemezse. Yardımına yetişilirse onlardan kurtulabilirsin. Şu önünde olan yok mu? O yalancı, uydurucudur temelsiz boş şeyleri birbirine ekler, yakıştırır ve üzerini yaldızlar. Yalanlar düzer sana, senin bilemeyeceğin haberler getirir. Onun doğrusunda bile eğrilik yeri ve bulaşığı vardır. Onun gerçeği yalan çalar. Bununla birlikte senin gözün, gözcün odur. Görmediklerinden sana haberleri o getirir. Senden uzak kalan şeyleri sana o bildirir. Buna gereksinimin olduğundan, eğriliklerini doğruluklarından ayırmak, yalanından gerçeğini seçmek, yanlışlıklarının örtüleri ardından doğrularını bulup almak, bunların tümünü birer birer araştırmak zorundasın. Kimi zaman Tanrı'nın yardımı elinden tutar. Birincisi, sapkınlık boşluğuna düşmekten kurtarır. İkincisi kimi zaman, bunun verdiği haberler seni şaşkınlık içinde bırakır. İşin içinden çıkamaz olursun. Üçüncüsü, kimi zaman da bunun yalancı tanıklığı seni aldatır, yanlışlara yöneltir. Şu sağındaki de düşünmeden iş yapar. Hemen harekete geçer. Yerinden bir kez heyecanla kalkacak olursa, kulağına hiçbir güzel söz giremez. Onu hiçbir öğüt geri döndüremez. Yanan bir odundaki ateş ya da yukarıdan aşağı doğru hızla inen bir sel ya da Dişi arayan kızgın bir erkek deve ya da yavrularını yitirmiş dişi bir aslan gibi önüne geçilmez olur. Şu solundakine gelince, nefsine ve şehvetine düşkün, aç gözlü, obur murdarın biri karıdan ve karından başka bir şey bilmez. Onun gözünü yalnızca toprak doyurur. Ondaki açlığı yalnızca toprak giderir yemek yerken parmaklarını yutar. Kapları kalaylar gibi yalar ve hiçbir şeyden hiçbir zaman doymaz. Aç kaldıktan sonra pislik üzerine saldıran bir domuza benzer. Sen ey zavallı! Bunlara öyle bir biçimde bitiştirilmiş, bunlara öyle bir biçimde bağlanmışsın ki onlardan ayrılma olanağın yoktur. Onların ve onlar gibilerin ayaklarının basamadığı, basamayacağı bir yere gurbete çıkarsan o başka. Ama o da senin elinden gelmez. Şimdi onun zamanı değildir. Senin için onlardan kurtuluş olmadığına göre tedbiri elden bırakma. Senin elin onların elinin üzerinde olsun. Sen onlara egemen ol. Sakın sakalını onların eline verme. Onların yularını gevşetme. Onlara karşı daima politik davran her zaman onlardan ileri git. Onları şımartmayarak, karşılarında metin davranacak olursan onları kendine boyun eğdirebilirsin. Onlar seni değil sen onları yenebilirsin. Bunlar için uygulayabileceğin en iyi, en başarılı politika bunları birbirine düşürmektir. Şu dik başlı huysuzu bu yandaki obur boş boğaza saldırtıp onu biraz yola getirmeli bu boş boğaz yatakçının aldatıcılıklarıyla Beriki'nin kendini beğenmişliğini, sert başlığını, sınır tanımazlık ve taşkınlıklarını gidermelisin. Hele şu yaldızlı haplar yuturucu atılgan yok mu? Ant içerek sana güvence vermedikçe ona kesinlikle güvenme. Böyle güvence verirse o zaman ona inan ve güven. Her ne kadar yalanı doğrusu karışıksa da onun sana vereceği haberlere kulak vermekten vazgeçme. Bu haberler içinde araştırmaya değer olanlar da yok değildir. Gönlüm adamın bana arkadaşlarım hakkında söylediklerini iyice benimsedi. Onayladı. Söylediklerini uyguladığım zaman tümünün gerçek, doğru ve olgulara uygun olduğunu gördüm. Şimdi onlarla uğraşıyor. Onları birbirleriyle onları birbirleriyle etkisi Onları birbirleriyle etkisizleştirerek yönetiyorum. Kim zaman onlar beni yeniyorlar. Kimi zaman da ben onlara üstün geliyorum. Bunlardan tümden ayrılıncaya kadar kendileriyle komşuluk yapmam konusunda Tanrı bana yardımcı olsun. Bundan sonra büyük bir özlem ve büyük bir istekle kendisi gibi yolculuk etmenin yolunu öğrenmek istedim. Şu açıklamayı yaptı sen ve senin yanında bulunanlar için benim yolculuğum gibi bir yolculuk mümkün değildir. Benim yolculuğumun yolu sana ve senin yolunda bulunanlara kapalıdır. Bu yolculuğu tek başınıza kalmanız koşuluyla yapabilirsiniz. Bu durumda da belirlenmiş ileri ya da geri almanız olanaksız olan zamanı beklemelisiniz. Siz konaklamalı bir yolculuğu seçmek bununla yetinmek zorundasınız bir süre yolculuk etmeli, bir süre de bunlarla birlikte bulunmalısınız. Ne zaman içinden gelen büyük bir aşk seni bunlardan ayrılıp yolculuk etmeye yöneltirse beni karşında bulursun. Ben sana yoldaşlık ederim. Yine onları arzulayacak olursan beni bırakır onların yanına dönersin. Bu yarım yolculuklar senin onlardan tümüyle ayrılışına kadar sürer. Sözümüz kendisinin yolculuğu sırasında gördüğü ve öğrendiği iklimleri birer birer sormaya gelmişti. Bu konuda da şu açıklamayı yaptı. Yeryüzünün üç sınırı vardır. Birincisi yerin üzerinde ve göğün altında bulunan sınırdır. Bunun bütün gerçekliği bilinmiş, içinde bulunan nesnenin çoğu hakkında tam olarak bilgi edilmiş Bunlara ilişkin haberler alınmış ve verilmiştir. İkincisi, batı tarafında bulunan sınırdır. Bu sınır Mağrib'in arkasındadır. Üçüncüsü, bu sınır da batı tarafındadır. Doğu yönündedir. Bu son iki sınırın insanlık evreninden ayrılan bölüm ve yanları vardır. Kazanılmış güçlerle donanmayan, yalnızca doğal güçlerle kalanlar onlara geçemezler. Buralara gidebilmek ve buralardan gelebilmek için durgun hayat pınarı yöresindeki harıl harıl akan ve taşan pınarda yıkanmak gerekir. Yolcu o pınarı bulup yıkanır ve onun tatlı suyundan içerse gövdesine yeni bir güç yayılır. Bu kişi bu güçle kırları ve çölleri aşma gücüne ulaşır. Açık denizlerde batmaz. Kolaylıkla kıta'na çıkar. Zebaniler onu yakalamaya, cehenneme sürmeye ve sürüklemeye güç yetiremezler. Bu harıl harıl akan pınar hakkında istediğimiz açıklama üzerine dedi ki: Kutuplardaki karanlıkları duymuş olmalısınız. Orada bütün yıl boyunca yalnızca belirli bir zamanda güneş doğar. Korkmayarak oralara dalanlar uçsuz bucaksız, nurla dolu bir uzaya çıkarlar. Orada ilk görecekleri şey Berzaha bir nehir uzatan ve harıl harıl taşan bir pınardır. Bu pınarda yıkananlar sudan daha hafif olurlar. Bu nedenle suda batmazlar. Hiçbir zorluk çekmeden dağların tepesine çıkarlar. Bu şekilde insanlık evreninden ayrılmış olan iki sınırdan birine giderler. Bizim topraklarımıza yakın olması nedeniyle Magrib'in arkasında bulunan sınırdan sorduk. Şöyle dedi. Magrep'in en sonunda büyük ve kızgın bir deniz vardır. Tanrının kitabında buna Aynı Hamiye denilmiştir. Güneş bu deniz yönünden batar. Bu deniz geniş ve harap bir iklimden yardım alır. Bu sınırlandırılmayacak ölçüde geniş olan iklimin bayındırlığı dışarıdan gelen yabancılardandır. Bu iklimin üzerine karanlık çökmüştür. Güneş ışığından yoksun olan bu yere gelen göçmenlerin tümü Yanlarında bir ışık pırıltısı getirirler. Buranın toprağı çoraktır, ot ve ocak tutmaz. Göçmenlerin bir bölümü tarafından her imar edilişte, başka göçmenler tarafından bozulur, sonra yeniden yapılır. Buranın bayındırlığı sürekli çöker gider. Yapılan yapılar kayar, göçer. Burada bulunanlar arasında her zaman kavga, dövüş, hatta sürekli birbirine öldürme vardır. Bunlardan hangileri yumruk gücüyle diğerlerine üstünlük sağlarsa evlerini, barklarını evlerinden alır, kendilerini yerlerinden ve yurtlarından sürüp çıkartırlar. Kendi yerlerinde oturmak, kalmak isterlerse de uğradıkları haksızlık ve zulüm bunları kendi yerlerinde bırakmaz. Bunlar sürekli bu durumdadırlar. Bu iklimde her türlü bitki bitebilir. Buraya her türlü canlı gelebilir. Ama buraya yerleştiği, buranın suyundan ve otundan yiyip içtiği zaman canlıların üzerine bir takım yabancı örtüler kaplar. Söz gelimi insanın üzerine burada hayvan derisi gibi bir deri kaplar ve bu derinin üzerinde birçok ot biter. Hayvanların durumu da böyledir. Burada harap ve çorak bir iklim vardır. Fitneler, kargaşalıklar düşmanlıklar ve çatışmalarla doludur. Sevinç ve mutluluk buraya uzaklardan eğreti olarak gelir. Bu iklim ile sizin ikliminiz arasında başka iklimler de vardır. Bu iklimin arkasında göğün temel atmış olduğu noktayı izleyen bir iklim daha bulunur. Bu iklimde sizin ikliminiz arasında benzerlikler vardır. Burası da dümdüz ve imardan yoksun bir yerdir. Burayı da yabancılar imar etmektedirler. Buranın da yerli halkı yoktur. Her ne kadar burası ışık penceresine yakınsa da buraya da ışık başka yerden gelir. Sizin ikliminizde bu iklim arasında bir de şu benzerlik vardır. Sizin ikliminiz biçimleri taşıdığı gibi bu iklimle biçimleri taşımaktadır. Şu farklı ki sizin ikliminiz yerlerini sürekli bir diğerine bırakan biçimleri taşımasına karşılık bu iklim, Kesinlikle değişmeyen biçimleri taşır. Buradaki bayındırdık bir karar üzerinde devam eder. Buraya gelenler arasında birbirlerinin yerini kapmak yoktur. Burada herkesin belirlenmiş, sınırlandırılmış bir yeri vardır. Kimse kimseye ilişmez. Kimse kimsenin elindekini almaz. Bu iklimin bize en yakın yerinin halkı küçük gövdeli olur. Bunlar çabuk hareketlidirler. Burada 8 kent vardır. Bunun üzerinde bulunan ülke halkının gövdeleri bunlardan daha küçüktür ama daha ağır hareketlidirler. Kitabet, nücum, neyrincat, tılsımlar, ince sanatlar, derin ve yüksek işler bilir. Bunlarla uğraşırlar. Burada da 9 kent vardır. Bunun üzerinde bir ülke daha vardır ki halkı yakışıklı ve güzel olur şarkı söylemeye, zevk ve neşe içinde yaşamaya düşkündür. Tasa ve üzüntü bunların yanına uğramaz. Türlü türlü sazları büyük bir ustalıkla çalarlar. Bunların üzerinde bir kadın yönetici vardır. Hayır işlemek, iyilikler yapmak doğal özellikleridir. Bunlar şer ve kötülüklerin adlarını bile anmazlar. Böyle şeylerin adının geçmesi bile onların neşesini kaçırır. Yüzlerini ekşitir, Buradaki kentlerde de 8'dir. Bunun üzerinde bulunan ülke halkı yeri gövdeli, güzel yüzlü olur. Bunlarla uzaktan görüşme güzel ve yararlı olursa da kendilerine yaklaşmak insanı rahatsız eder. Burada da 5 kent vardır. Bunun üzerindeki ülke öyle bir ülkedir ki yeryüzünde bozgunculuk yapan, türlü türlü hainlikler eden ve bunlardan zevk alan bir takım kimseler buraya kaçmışlardır. Buraya sığınmışlardır. Bunlar da zevk ve eğlenceye düşkündürler. Üzerlerinde katil, dayakçı, sözünde durmaz, kırmızı yüzlü bir yönetici vardır. Bu ülkede geçen olayları saptayıp anlatanların verdikleri bilgilere göre bu yönetici adı geçen güzel kadın yöneticiye vurgundur. Onun aşkı yüreğine eşlemiştir buranın kentleri yedidir. Bunun üzerinde de bir ülke vardır. Halkı namus, adalet ve kötülüklerden sakınmada, her yana hayırlar ulaştırmakta, uzak yakın herkese sevgi göstermekte, bildiklerine bilmediklerine iyilik yapmakta eşsizdirler. Bunların güzellik ve parlaklıktan çok büyük bir hazları ve nasipleri vardır. Burada da yedi kent vardır. Bunun üzerindeki ülkenin halkı kötülüğe düşkündür. Düşkünlükleri örtük, anlaşılmazdır. Bunlar herhangi bir sorunu düzeltmeye kalkışırlarsa işi azıtırlar. Herhangi bir topluluk üzerine yürüyecek olurlarsa acele, öfke ve şiddetle değil, sükunetle, dahiyane bir biçimde hareket ederler. Yaptıkları her işi enine boyuna düşünerek yaparlar terk ettikleri bir işi de enine boyuna hesapladıktan sonra terk ederler. Her durumda düşünceli davranırlar. Bunların da kentleri 7'dir. Bundan sonra son derece geniş bir ülke gelir. Burada pek çok halk vardır ama bunların kentleri yoktur. Burası 12 sınıra ayrılmış dümdüz bir yerdir. Burada 28 konak vardır. Halktan hiçbiri başkasının konağına konmaz. Ancak birinin önünde bulunan kendi konağından göçerse arkadaki göçenin yerine konar. Bu ülkeden aşağıda bulunan ülkelerin halkı buraya konuk olarak gelir giderler. Bu ülkelerin sonunda en ileri de bir ülke daha vardır. Bugüne kadar onun ufkunu, sınırını bilmek kimseye nasip olmuş değildir. Burada ne kent ne köy vardır. Gözle görülebilenlerin burada yeri yoktur. Burası ruhsal varlıkların, meleklerin yeridir. Buraya insan giremez. Kendisinden aşağıda bulunan ülkelerin tümüne buyruklar, atamalar, belirlemeler buradan iner. Yeryüzünde buradan ileri de bayındır bir nokta yoktur. Yeryüzündeki üç sınırdan ikisi hakkında duymak istediklerinizi duydunuz, öğrendiniz. Bu sınırlar dünyanın solunu ve magrebini oluştururlar ve yer yok bunlara bitişik bulunurlar. Soldan sağa, Doğuya doğru dönecek olursan yeni bir iklim görürsün. Orada insan eliyle ortaya konulmuş bir bayındırlıktan iz yoktur. Orada ne dikili bir ağaç, ne yerde biten bir ot, ne de bir taş vardır. Orası geniş bir çöl, büyük bir deniz, dizginlenmiş rüzgarlar ve kızgın bir ateşten oluşmuştur. Burayı geçince başka bir iklime girersin. Bu iklimde yüksek dağlar, nehirler, rüzgarlar ve yağmur yağdıran bulutlar görürsün. Altın, gümüş, değerli, değersiz cevherler bulursun. Ne ki burada yerden biten bir bitki yoktur. Buradan geçtikten sonra gideceğin diğer bir iklim ise bitkilerin her türlüsüyle doludur. Meyveli, meyvesiz, tohumlu, tohumsuz yere tane ile ekilen, serpilen ya da yere fidan halinde dikilen her türden bitki vardır. Yalnız burada da hayvan yoktur. Buradan sonra gireceğin iklimde ise bütün hayvanları görürsün. Yüzenler, sürünenler, emekleyerek yürüyenler, uçanlar, erkek ile dişinin çiftleşmesiyle doğanlar, yumurtadan çıkanlar hep buradadırlar. Burada da sana arkadaşlık edecek kimse yoktur. Buradan sizin yaşadığınız bu dünyaya çıkarsın. Sizin bu dünyanızda ne var ne yoksa gözünüzle görmekte, kulağınızla işitmektesiniz. Bu doğu yönünü de açtıktan sonra güneşin şeytanın iki boynuzu arasından doğduğunu göreceksin. Çünkü şeytanın iki boynuzu vardır. Bir boynuzu uçar, bir boynuzu yürür. Yürüyen boynuz göçer bir topluluktur. İki oymağı vardır. Biri canavar yaratılışıdır, diğeri de hayvan yaratılışıdır. Bunların ikisinin arasında sürekli bir düşmanlık vardır. Bunların ikisi de doğunun solundadır. Uçan şeytanlara gelince bunların yeri doğunun sağ yanındadır. Buradakiler aynı cinsten yaratılmış varlıklar değildir. Buradaki kişilerin hemen hemen tümü ayrı ayrı şaşırtıcı, görülmemiş biçimlerdedirler. Buradakiler bizim bildiğimiz varlıkların iki ya da üç ya da dördünün birleşiminden oluşurlar. Uçan bir insan ya da domuz başlı bir ejderha biçiminde olabilecekleri gibi kimi zaman da yarım insan ya da bir insanın tek ayağı biçiminde ya da avuç biçiminde bir insan ve benzeri gibi bildiğimiz biçimlerden daha eksik olurlar. Ressamların yaptıkları karışık ve türlü türlü resimlerin bu iklimden alınmış olması uzak bir olasılık değildir. Bu iklimin yöneticisi burada 5 posta yolu düzenlemiştir. Bunları aynı zamanda ülkenin silah deposu, silah koruma görevlisi ve güvenlik görevlisi olarak da kullanır. Bu evrenden kapılanlar orada yakalanır, tutsak edilirler. Alınan bütün haberler orada alınır. Ondan sonra bu 5 posta her türlü haberi ve tutsakları kapıda oturan ve bu 5 postanın üstü olan kimseye teslim ederler. Bu da bu haberleri kapalı ve mühürlü bir zarf içinde yöneticiye sunulmak üzere haznedara götürerek takdim eder. Bu memurun bu kapalı ve mühürlü mektubun içeriği hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Görevi yalnızca zarfı ulaştırmaktır. Haznedar tutsakları yanına alarak bakar. Haberler ise başka bir haznedara gönderilir. Sizin evreninizden tutsak edilen insanlar, hayvanlar ve diğerleri bunlarla karışarak bunların biçimlerini alırlar ve bu biçimlerde türerler. Sizin evreninize gelerek herkesin kanının içine girerler. Kalplerin en derin yerlerine sokulurlar. Bu iki boynuzdan çıkar gelirler. Yürüyen boynuzun iki oymağından canavar yaratılışlı olanlar insanın başından ayrılmazlar. İnsana bir saldırı olursa hemen onu kızdırırlar, kendisini bu saldırıyı savmak üzere harekete geçirirler. Onun gözüne öldürmeyi, göz çıkarmayı, kulak ve burun kesmeyi ve benzeri kötülükleri iyi gösterirler. Öç alma duygusunu kışkırtarak insanı zulüm ve haksızlık yapmaya yöneltirler. Bu boynuzun hayvan yaratılışında olan oymağı ise İnsanın gönlünde etkinlik gösterir. Hiç durmadan ona kötü işleri güzel göstermeye çalışırlar. Beğenilmeyecek hareketleri, isyan ve günahları ona beğendirmeye uğraşırlar. Onları bu gibi işlere kışkırtıp teşvik ederler, kızdırırlar ve kandırırlar. Uğraşa uğraşa sonunda başarıya da ulaşırlar. Uçan boynuz insana gözüyle görmediği şeylerin var olmadıklarını söyler, bunları tekzip ettirir doğal ya da yapay nesnelere tapınmayı hoş gösterir. İnsanın iç kulağına gizli gizli öldükten sonra yeniden dirilmenin, iyiliğe ödül, kötülüğe ceza verilmesinin gerçek dışı olduğunu fısıldar. Evrenin bir yönetici ve yönlendiricisi olduğunu inkar ettirmeye çalışır. Bu yürüyen ve uçan boynuzlardan öyle topluluklar vardır ki bunlar sizin ikliminizin arkasındaki iklimle komşu olmuşlardır bunlar meleklerin nitelikleriyle nitelendirilmişlerdir. Yeryüzü melekleri tarafından imar edilen bir yerde bulunurlar. Şeytanın azgınlıklarından kurtulmuş meleklerin ruhsal niteliklerini giymişlerdir. İnsanlarla düşüp kalktıkları zaman onları şaşırtmaya, yoldan çıkarmaya değil, arınmalarına yardım etmeye çalışırlar. Bu topluluklar hem göze görünmezler hem de isteklerle doludurlar. Herhangi bir kimse bu iki boynuz iklimini geçerek ilerlerse meleklerin iklimine girer. Melekler ikliminin yeryüzüne bitişik olan bölümünde yeryüzü melekleri otururlar. Bunlar da iki toplulukturlar. Bu toplulukların biri sağdır. Bunlar bilici ve buyurucudurlar. Diğeri soldadır. Bunlar da buyruk alıcı ve yerine getiricidirler. Bu toplulukların her ikisi de cin ve insan iklimlerinin derinliklerine inebilir. Göğün en yüksek yerlerine çıkabilirler. Hafza ve katibinin bunlardan olduklarını söyleyenler vardır. Bunlardan sağda oturan ve buyurucu olan bir topluluk yazdırır. Solda oturan ve alıcı olan topluluk ise yazar. Yeryüzü meleklerinin bulundukları yerden geçmeyi başaran kimse kendini göğün altında bulur. Orada yaratılmışların en eskilerini görür. Onların buyruğuna boyun eğilen bir yöneticileri vardır. Bu ufkun ilk aşaması derecelerini yükselten, kendilerini yüce yöneticilerine yaklaştıran işlerde uğraşan hizmetçilerle doludur. Bunlar temiz, arınmış kişilerdir. Yeme ve içme istekleri, erkeklik ve dişilik tutkuları yoktur. Aralarında ne zulüm, ne çekmezlik ne de tembellik vardır. Buranın çevresini imar etmekle görevlendirilirler. Uygardırlar. Kentler, sağlam köşkler ve güzel yapılarda otururlar. Buranın toprağı sizin ülkenin toprağına benzemez. Sizin toprağınıza benzemeyecek biçimde güzelce hamur edilmiştir. Buranın toprağı cam, yakut ve benzerlerinden daha uzun ömürlü olduğu gibi burada yaşayanların da ömürleri uzundur. Bunların ecelleri ertelenmiştir. En uzun ve uzak bir süreden önce ölmezler. Bunların tek görevleri tam bir boyun eğiş içinde çevresini imar etmektir. Bunlardan sonra yöneticilerine daha yakın olan, onunla daha çok görüşen bir topluluk gelir. Bunlar yöneticinin meclisinde ve onun hizmetinde bulunurlar. Bunlar iş yapmaktan ve iş yapma derecesinde bulunmaktan korunmuş, iş görmekten yüksek tutulmuşlardır. Yöneticinin huzurundadırlar. Onun çevresini kuşatmışlardır. Sürekli onun yüzünü görerek mutlu olurlar. Bu mutluluğa her zaman ererler. Kendileri ince ve güzeldirler. Zihinleri açık ve parlaktır. En ince işaretler onlar için yeterlidir. Görünüşleri göz alıcıdır. İnsanın istemini yağmalayan tam ve yetkin bir güzellikleri vardır. Bunların her birinin belirli bir sınırı, belirli bir yeri, belirlenmiş bir makam ve derecesi vardır. Hiçbiri kendi makam ve derecesini aşmaz. Bu konuda aralarında bir düşmanlık da görülmez. Çünkü bunlarda alt derecede bulunan, kendisinin üstündekinin yüksekliğine ve kendisinin derecesinin ona göre alt düzeyde olduğuna inanır bir de bunların yöneticiye en yakın olanı vardır. Bu ötekilerin atası, ötekiler bunun oğulları ve torunlarıdır. Yöneticinin sözlerini ve buyruklarını onun aracılığıyla alırlar. Bunların şaşılacak durumları vardır. Bunlarda yaşlanma bizlerde olduğu gibi çarçabuk değildir. Bunların ataları kendilerinden daha eski olmalarına karşın güç bakımından daha yetkin, daha eksiksizdirler. Kendileri de oğullarından daha genç ve güzeldirler. Bunların tümü ortalıktadır. Bir eve barka gereksinim duymazlar. Yöneticiler ise bunların kat kat üstünde bir yüksekliktedir. Bunu bir asla köke bağlayan hata eder. Onu övebileceğini, niteliklerini sayabileceğini sanan saçmalar. O kendini niteleyenlerin nitelemelerinden üstündür. Onu anlatmada benzetme ve örnekleme yoluna başvuranlar da bu benzetme ve örneklemeleriyle ondan uzaklaşırlar. Onun organlarının birbirinden farkı yoktur. Organları birbirinden ayrı değildir. Onun güzelliğini göstermesi bakımından kendisi bütün bir yüzdür. Cömertliği eli açıklığı bakımından bütün bir eldir. Onun güzelliği bütün güzellikleri yok eder. Onun cömertliği bütün eli açıklıkları hiç düzeyine indirir. Bu yöneticinin çevresinde bulunanlardan herhangi biri bir an için kendini iyice görmek istese, dehşete düşerek kamaşan gözlerini kapamak zorunda kalır. Ona bakmadan önce gözleri çalınacak, kapılacak olur. Onun kendi güzelliği, güzelliğinin perdesi, dışta görünmesi, onun işte kalmasının nedeni olmuştur. Açığa çıkması, gizlenmesini gerektirmiştir. Tıpkı güneş gibi, ince bir bulut perdesi arkasına girdiği zaman görülebilir. Ama kendini perdesiz olarak gösterecek olursa görülemez. Işığı kendi ışığına perde olur. Bu yöneticinin güzelliğini kendi adamlarından kıskanması söz konusu değildir. Kendisinin güzellik ve parlaklığını göstermezlik etmez. O güzelliğini gösteriyorsa da kimse de onu görme gücü yoktur. O cömerttir, vergilidir, bereketlendiricidir. Onun bağışları geniş, cömertliği sınırsızdır. Onun cömertlik ve eli açıklığı herkesi içine alır. Onun kapısı herkese açıktır. Hiç kimseyi geri çevirmez. Onun güzelliğinden bir pırıltı gören gözünü ondan ayıramaz. Buradan kurtulup ona gidebilen kimi sayılı kimseler olabilir. Yönetici onları sizin ikliminizin mallarını hiçe indiren bağışlarıyla karşılar. Bunlar onun yanından döndükleri zaman saygınlık kazanmış olarak dönerler. Haybin yaksan ekledi. Eğer seni aydınlatmak amacıyla söylediğim bu sözler beni ona yakınlaştırmamış olsaydı onunla ilgim seninle bir çift söz etmemi bile engellerdi. İstersen arkamdan gel seni ona götüreyim.